Canım selam benim 11. sınıf biricik öğrencilerim akademi serisinde geldik parabolün 6. dersine parabol toplamda 8 derste de bitecek biz şu anda 6. dersindeyiz ve arkadaşlar parabolün denklemini yazma yani parabolün kuralını oluşturma sorularını kullanacağız gerçekten önemli bir ders hani grafik çizmek evet önemli ama grafik çizmekten daha önemli bir şey varsa grafiği verilen bir parabolün denkleme dökme. Bunu arkadaşlar çok sık bir şekilde yazılı da zaten kesin çıkacağını düşünüyorum. Yazılıda çıkmanın yanında diğer konuların içerisinde de sık sık kullanılacak. Hatta şöyle söyleyeyim size 12. sınıfta bir sonraki sene çok fazla bunu kullanacaksınız. Bunun üstüne inşa edilen konular kazanımlar var. O yüzden bir parabolün denklemini yazmayı, kuralını oluşturmayı, fonksiyonu oluşturmayı çok iyi bir şekilde bileceksiniz. Ben de size çok sağlam bir şekilde anlatacağım. Biliyorsunuz ki 11. sınıf matematik video ders kitabımızdan ilerliyoruz. Sayfa 96'yı açıyorsunuz benimle beraber. Sayfa 96'yı açıyorsunuz arkadaşlar. Bakın parabolün denklemini yazma orayla, orasıyla başlıyor. Sayfa 96'nın sağ sütunuyla başlıyor. Sayfa 97'nin tamamını konuşacağız. Sayfa 98'in de tamamını konuşacağız. Sayfa 99 beraber artık parabolün düzlemdeki durumlarına geçiş yapmış olacağız canlarım. Hazırsanız hocam gelsin parabolün denklemini yazma diyorsanız diyor musunuz? Bilmiyorum diyor musunuz? Gelmesin hocam. Hocam gelmesin böyle iyiyiz. Bu arada yüzüme güneş vuruyor, bakın ee, Şehir arasından sızıyor. Bak, nasıl şey oluyor öyle, değil mi? Bak, 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 bak şimdi. Of, şöyle bir iyi bir poz olur buradan böyle, tam güneş vuruyor. Başlayalım mı? Hadi bakalım başlayalım. <laughs> Parabolün denklemini yazma. Eğer tabi başlıklar altında işleyeceğiz. Kökleri verilmişse, eksene teğetse. Bir de Tepe noktası biliniyorsa. Şimdi kökleri demek ne demek? Yani kökleri derken şundan bahsediyor aslında parabolün x eksenini x eksenini kestiği noktalar verilmişse. Parabolün x eksenini kestiği noktalar verilmişse biz parabolün denklemini şöyle oluşturabiliriz. Şimdi hatırlayın ikinci dereceden bir denklemin kökleri x 1 ve x 2 ise biz o ikinci denkle dereceden denklemi x eksi x 1 çarpı, x eksi x2 eşittir 0 diye yazıyorduk. Çünkü örneğin mesela bir kökü 3 bir kökü 4 olan ikinci dereceden denklem x eksi 3 çarpı x eksi 4 eşittir 0 diye yazılabilirdi. Bunun baş kat sayısı önemli değildi. Çünkü burada 5'te yazsa, 3'te yazsa, 7'de yazsa karşı taraf eşittir 0 olduğu için sadeleşme yaşanırdı. Bir şey fark etmezdi. Biz de bunu şöyle açıklıyorduk. Diyorduk ki h 2x eksi 6, h x eksi 3. İkisine de sıfıra eklediğiniz eşitlediğiniz zaman gelen kök ikisinde de x eşittir 3 olur. Dolayısıyla eğer ifade bir denklemse denklemde baş katsayı önemli değil arkadaşlar. Çünkü denklem olduğu için sağa sola o baş katsayıya böldüğünüz zaman o baş katsayıdan kurtulabiliyorsunuz. İşte ikinci dereceden denklemlerde kökler biliniyorsa denklem böyle yazılıyordu. Ee, biz arkadaşlar parabolde de buna benzer bir şey yapacağız diyeceğiz ki köklerimiz x1 ve x2 ise o zaman ikinci dereceden fonksiyonumuz bir baş katsayı olacak bu sefer çünkü bu bir denklem değil bu bir fonksiyon a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 şeklinde ne yazılabilir fonksiyonumuzun kuralı yazılabilir yani parabolün denklemi oluşturulabilir arkadaşlar tamam mı a baş katsayımız bu tabii ki kolları da belirliyor. Kolları belirler. Baş katsayı şöyle yazıyorum. Baş katsayı. Hocam bu baş katsayı polinomda olmuyor muydu? E bu bir polinom zaten. İkinci dereceden fonksiyonlar aynı zamanda nedir? İkinci dereceden bir polinomdur. Dolayısıyla o a baş katsayı belirle baş katsayı yani kolların yönünü belirleyen katsayı x eksi x eksenini kestiği noktanın apsisi çarpı x eksi x eksenini kestiği noktanın diğer noktanın apsisi. Tamam mı? Şimdi bununla ilgili uygulama yapınca daha rahat anlayacaksınız. Mesela örnek 1. Yukarıda grafiği verilen fx parabolünün denklemini bulunuz diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. x eksenini kestiği noktanın bir tanesinin apsisi eksi. E, eksi 2. x eksenini kestiği noktanın diğerinin apsisi de 4. O zaman bizim fx parabolümüz şöyle yazılacak. fx eşittir. Bir tane a var. Bu bizim baş kat sayımız. a çarpı. Bir tane kökümüz yani bir tane e, x ekseni kestiği noktamız eksi 2 ise x eksi eksi 2 çarpı diğeri de 4 olduğu için x eksi 4. Şimdi burayı hemen düzenleyelim. fx eşittir a çarpı eksi eksi artı yapacak x artı 2 çarpı x eksi 4. İşte bu bizim parabolümüzün denklemi ama böyle denklem olmaz. a yok abi a'yı da bulmamız lazım. Yani A olmadan bu denklem yarım yamalak bir denklem. Evet denklem ama içerisinde X'ten başka bilinmeyen olmaması lazım denklemin. Dolayısıyla buradaki A'yı bulabilmek için şöyle bir atraksiyon yapacağım. Şimdi şu nokta bu nokta 0'a eksi 4 noktasıdır değil mi? Bu noktanın bir özelliği nedir arkadaşlar? Bu nokta bizim parabolümüzün üzerindedir. Yani dolayısıyla denklemini sağlar. Yani gidip x gördüğünüz yere 0 yazdığınız zaman fx gördüğünüz yere yani y gördüğünüz yere de eksi 4 yazabilirsiniz. Bakın fx yerine eksi 4 yazdım. Eşittir. A çarpı x yerine 0 yazıyorum. 0 artı 2'den 2 oldu. 0 eksi 4'ten eksi 4 oldu. Bu eksi 4'ler birbirini götürdü. Buradan 2 tane a eşittir 1 yaptı. Buradan da a eşittir 1 bölü 2 yaptı. E demek ki arkadaşlar a da 1 bölü 2'ymiş. O zaman biz fx parabolünü şöyle oluşturabiliriz. 1 bölü 2 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 4. İşte parabolümüzün denklemi bu. E hocam ben bunu dağıtarak kareli mareli yazmak istiyorum. E sen bilirsin burayı dağıtırsın. x kare eksi 2 x eksi 8 diye. 1 bölü 2'yi de içeri dağıtırsın. f x eşittir. İşte x kare bölü 2 eksi 2 x bölü 2'den x 8 bölü 2'den de eksi 4 dersin. Al sana parabolün genel denklemi. Tamam mı canlarım? Peki, ikinci soruyla devam ediyorum. Yukarıda grafiği verilen f(x) parabolünün denklemini bulunuz diyor. Şimdi yine bakın izleyelim. Ee, bu sefer x eksenini e, ha bu arada bakın e, kollarımız yukarı doğruydu bu parabolde değil mi? Baş kat sayıyı ne bulduk? a'yı 1/2 bulduk. Pozitif bulduk. Bu önemliydi. Bu bize bu işi doğru yaptığımıza dair güzel bir veri verdi. Tamam mı? İndim buraya. Yukarıda grafiği verilen f(x) parabolünün denklemini bulunuz diyor. Bak şimdi hemen başlıyorum. Ne vermiş? Eksenleri kestiği noktalar vermiş. Hemen başlıyorum. fx eşittir diyorum. Bir baş kat sayı yazıyorum. Eksi 2'de kestiğine göre x eksi eksi 2. Yani x artı 2. Bir de 3'te kestiğine göre x eksi 3. Buraya kadar getiriyorum. Sonra bu a'yı bulmak için kafayı böyle çeviriyorum soruda. Böyle şam şeytanı gibi dolanıyorum. Hemen bir şey dikkatimi çekiyor. Bu nokta. Bu nokta 0'a 6 noktası parabolün üstünde. x yerine 0 yazıp fx yerine yani y yerine 6 yazıyorum. 6 eşittir. A çarpı 0 yazınca 2 0 yazınca eksi 3. E burası yapıyor size eksi 6. Eksi 6 ile 6'yı sadeleştirirsem 1 eşittir eksi A yapıyor. Her iki tarafı da eksi 1'e bölersem A eşittir eksi 1 yapıyor. Yani baş katsayımız kaçmış arkadaşlar? Eksi 1'miş. E zaten eksi 1 çıkması mantıklı çünkü kollar aşağı doğru. O zaman fx parabolünü oluşturalım. A yerine eksi 1 yazdım. Bir, köküm, bir çarpanımız x artı 2 diğer çarpanımız x eksi 3. Şimdi bunu içeri dağıtalım. Düzgünce yazalım. Eksi 1 çarpı x artı 2 ile x eksi 3'ü dağıtıyorum içeri. x kare bak dikkat et. Şurası eksi 3 x yapar. Burası artı 2 x yapar. Eksi 3 x artı 2 x ne yapıyor? Eksi x yapıyor. Eksi artı 2 ile eksi 3'ü çarpınca ne yapar? Eksi 6. Çok güzel. Bir de eksi 1 ile çarpalım. Ne yapar? Eksi x kare artı x artı 6. Ahanda fx parabolünün kuralını oluşturmuş olduk. Tamam mı? Peki. Devam ediyorum 3. soruyla. Yukarıda fx parabolü verilmiştir. f8 bu sefer f8 kaçtır diye soruyor. Önce yine bana fx parabolü ile ilgili bir değer soruyorsa ben yine ee, şey yapmalıyım. E, fx parabolünü oluşturmalıyım. fx parabolü ne acaba? Ha şunu görüyorum ama bakın. 8 burada bir yerde. 8'i götürüp yerine yazdığım zaman şöyle yukarılarda bir yerde kesip değer alacağı için pozitif bir şey. Bulacağım şey pozitif bir şey olacak. En azından grafik bana burada bir fikir veriyor. Abi daha ne yapsın zaten gariban tip tip bakıyor baksana. Şimdi hemen bir baş kat sayı. a çarpı eksi 2 de kestiği için x eksi eksi 2'den x artı 2 bir de x eksi 6 tamam mı? Şimdi buradaki a'yı bulacağız ya şu a'yı bulacağız a'yı bulmamız lazım. Şu eksi 3 bize yardımcı olacak. Bu sıfıra eksi 3 noktası x yerine sıfır yazıp fx yerine yani y yerine eksi 3 yazacağım. O zaman eksi 3 eşittir. A çarpı 0 yazınca 2. Burada bak buraya 0 yazınca burası 2 çıkıyor. Bu x yerine 0 yazınca buraya eksi 6 çıkıyor. Yani 2 çarpı eksi 6 diyeceğiz. Bak eksi 3 ile eksi 6'yı sadeleştirdiğiniz zaman burada 2 kalır. Burada da 1 kalır. Yani 1 eşittir. 2 kere 2'den 4 tane A. Buradan da A eşittir. 1 bölü 4 olur. Ve o zaman fx parabolünü oluşturalım. fx eşittir. 1 bölü 4 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 6. Şimdi f artık bulduk. Hocam içeri dağıtalım mı? Dağıtma. Sana f8'i soruyor zaten. Sen işlem yap. Bir şey yok. x yerine 8 yaz. x yerine 8 yazarsan f8 eşittir. 1 bölü 4 çarpı. 8 yazarsan bak burada. 8 2 daha ne yapar? 10 yapar. Buraya 8 yazarsan. 8'den 6 çıkınca ne yapar? 2 yapar. Burası da 2 yaptı. E ne yaptı? 10 çarpı 2 20. 20 bölü 4'ten 5 yaptı. Yani F8. Ara, ara, aradığım, bulmak istediğim 8 değeri kaçmış? 5'miş. Tamam Parabolün denklemini yazarak oluşturduk. pozitifte çıktı bakın. Bizde ne dediyse o kardeş. Bakacağız. 4 ile devam ediyorum şimdi. Yukarıda Y eşittir Fx parabolünün grafiği verilmiştir. Tamam. Km 8 birimse en kaçtır? Bak Km neresi abi? Km şu aradaki mesafe. Yani aslında eksenleri kes parabolün eksenleri kestiği noktalar arasındaki mesafe. Yani eğer ben buraya x1 dersem buraya da şöyle x2 dersem x1 eksi x2 büyükten küçüğü çıkartıyorum. x1 pozitif tarafta x2 negatif tarafta. Bu aradaki fark kaça eşitmiş arkadaşlar? 8'e eşitmiş. Böyle bir bilgi vermiş bana. Yani atıyorum. Bura 5 ise burası eksi 3 gibi. Hani aradaki mesafe 8 tamam mı? Böyle bir şey vermiş bize. Bu 1. Ne soruyor? N kaçtır diye soruyor. N ne, ne? Parabolün içerisindeki bir değer. Katsayı, sabit katsayının yanındaki bir değer. Şimdi bunu nasıl bulacağız? Arkadaşlar bakın ben artık parabolün x eksenini kestiği noktalara x1 ve x2 dedim. O zaman ben bu parabolün x eksenini kestiği noktaların absisleri toplamı olan x1 artı x 2 bu ikinci dereceden fonksiyonu ikinci dereceden denklem gibi düşünerek kökler toplamından bulabilirim. Çünkü bu x1 ve x2 buradaki denklemin neleri arkadaşlar? Kökleri. Dolayısıyla x1 artı x2 aslında bu denklemin kökler toplamıdır. Kökler toplamı da eksi b'si eksi 6. A'sı da eksi 1. Eksi 6 bölü eksi 1'den 6'dır aslında. Buraya 6 yazacağım. Eee çok güzel. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplayarak x2'leri götürebiliyorum. Bak bu x2'ler gitti. x1, x1 daha 2, x1 geldi. 8, 6 daha 14 geldi. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman x1 kaç çıktı? 7. Bak burası kaçmış? 7'ymiş. 7'ymiş. Ve buraya 7 yazarsan buranın da x2'nin de eksi 1 olması lazım. E, burası da eksi 1'miş demek. Çok güzel. Şimdi ben neyi arıyorum? N'yi arıyorum. Şimdi şöyle yapabilirim arkadaşlar. Aynı şekilde ben artık kökleri buldum ya. X1'i 7 buldum x 2'yi kaç buldum? Eksi 1 buldum. Kökler çarpımından gitsem x1 çarpı x2 7 çarpı eksi 1'den eksi 7 olmaz mı? Peki denklem üzerinden gidersek ikinci dereceden bir denklemin kökler çarpımını veren formül neydi? C bölü A'ydı. Yani sabit terimi bölü x karenin katsayısı. E, sabit terimi belli arkadaşlar. Sabit terimi n 3 c'si. E, A'sı da yani x kare teriminin katsayısı da eksi 1. O zaman buradan içler dışlar çarpımı yaparsam n eksi 3 eşittir. Eksi 7 çarpı eksi 1'den 7 yapar. Eksi 3'ü karşı tarafa atarsam da n buradan kaç yapacaktır? 10. Aradığımız değer aradığımız kan kaçmış? 10'muş. Tamam mı canlarım? Peki 8, 5 mi? 5 ile devam ediyorum. Şimdi analitik düzlemde eksenleri a, b ve c noktalarında kesen e, parabol verilmiştir. Hmm. Bak OC eşittir 4 AO ise B noktasının ordinatı kaçtır? Şimdi diyor ki eğer sen şuradaki AO'ya K dersen K birim dersen şuraya şöyle K birim dersen o zaman OC uzunluğu 4K birim oluyor diyor. OC uzunluğu yani şurası 4K birim oluyor diyor. Güzel. O zaman arkadaşlar şunu diyebilir miyim? Demek ki şuradaki C noktasının absisi 4K. Bura 4K'ya 0 noktası. Ben buraya 4K dediysem demek ki K'yı pozitif aldım arkadaşlar. Dikkat edin. Çünkü oraya 4K dedim. Yani C noktasının apsisi pozitif ya. 4K diyorsam 4 pozitif K da pozitif olacak o zaman. E, o zaman buradaki A noktasının apsisi de dikkat edin. İşte buraya götürüp de K'ya 0 yazarsanız sorudaki en büyük hatayı yapmış olursunuz. Çünkü arkadaşlar A noktasının apsisinin C gibi değil negatif olması lazım. C'nin absisi pozitif ama A orijinin sol tarafında x ekseninin sol tarafında olduğu için A noktasının absisinin negatif olması lazım. Yani K'yı da pozitif aldığım için buranın önüne bir tane eksi koymam gerekiyor. Tamam mı? Şimdi o zaman şunu söyleyebilirim. Bu denklemin bir kökü x1'i 4K iken bu denklemin parabolün denkleminin diğer kökü eksi K oldu. O zaman kökler toplamından gidersem x1 artı x2 ne olur? 4k eksi k'dan 3k olur. E bakın 3k eşittir kökler toplamı. Soruda kökler toplamı bakın. Soruda dediğim parabolün denklemini vermiş. Bakın burada bize. Parabolün denkleminde kökler toplamı eksi b bölü a. Yani 6 bölü 1'den 6. O zaman 6k eşit 3k eşittir 6'dan k kaç çıktı arkadaşlar? 2. k 2 ise bakın x1'i yazalım. x1. Bak k 2 ise 4 kere 2'den x1 8 x1 yerine 8 yazacağım x 2'ye gelelim x 2'ye bakalım eksi k e, k 2 ise buradan da ne geldi eksi 2 geldi çok güzel kökler çarpımından gidelim e, kökler çarpımı x1 çarpı x2 8 çarpı eksi 2'den eksi 16 olur e, kökler çarpımı da c bölü a ile bulunmuyor muydu kökler çarpımı eksi 16 eşittir soruya bakalım c'miz m artı 2 Bak c'miz m artı 2 bölü a'mıza bakıyorum. A'mız da 1 x karenin katsayısı. O zaman m artı 2 16'ya eşit. 2'yi karşı tarafa yollarsam aradığımız m değeri eksi 18. Yo M değerini sormuyor bize. Bize diyor ki arkadaşlar bu parabolün B noktasının ordinatı kaçtır diyor. Şimdi bu B noktası arkadaşlar parabolün X e, Y eksenini kestiği nokta. Yani bu B noktası X yerine 0 yazdığında çıkan Y değeri. E, X yerine 0 yazınca bura gider. X yerine 0 yazınca bura da gider. Geriye sadece M artı 2 kalır. Yani bu B noktası aslında 0'a M artı 2 noktası. E ben M'yi de eksi 18 bulduğuma göre eksi 18 artı 2'den burası eksi 16 olacak. Sorumuzun cevabı eksi 16 arkadaşlar. Tamam B noktasının ordinatı eksi 16 olacak. Peki şimdi şeyi hallettik. Eksenleri kestiği noktalar bilindiğinde yaptığımız hamleleri hallettik. Şimdi arkadaşlar parabolümüz eğer ikinci madde x eksenine teğetse o zaman denklemi nasıl yazılıyor? O zaman da şöyle x eksenine teğet olan ee, parabollerde Çift kat kök olduğunu unutmayın. Yani aslında x1 eşittir x2'dir. İkinci dereceden denklemlerde de bu böyledir. E, bu delta'nın sıfıra eşit olduğu durum zaten ilk derste konuşmuştuk parabolün temel bilgilerinde. Delta sıfıra eşitse parabol x eksenine teğettir. Çünkü ikinci dereceden denklemin çift kat kökü vardır. Çift kat kök ne demek arkadaşlar? Aynı, kö aynı iki kök demek. O ne demek? X1 eşittir x2 şeklinde iki köke sahip demek. Tamam mı? Dolayısıyla aslında yine X e, şöyle yapacağız. 2 tane kökü var. Ama bu 2 kökü de aynı olduğu için fx parabolünü hatta şurada yazmışız. Şöyle yapacağız. A baş katsayımız çarpı x eksi x1 bir kökümüz. Normalde buraya x eksi x2 yazıyordum ama x2 de x1'e eşit. O zaman yine x eksi x1 yazıyorum. Yani a çarpı x eksi x1'in parantez karesi. E, şunu da biliyoruz ki biz teğet olan x eksene teğet olan yani deltası sıfır olan parabollerde bunun ikinci dereceden denklem versiyonuna biz tam kare ifadeler diyorduk. Yani eğer bir parabol x ekseninde teğet ise tam kare böyle bir x şöyle şu şekilde e, baş kat sayısını a olarak düşünürsek a çarpı x artı ya da eksi k'nın karesi şeklinde yazılabilmeli. Yani tam kare şeklinde yazılabilmeli. x eksenine teğet olan paraboller. Tamam mı? Peki örneklerde daha güzel göreceksiniz. Mesela bu parabolün denklemini yazınız diyor. Hemen diyorum ki fx eşittir bir baş kat sayımız var. 2'de teğet olduğuna göre x eksi 2'nin karesi. Tam kare olacak çünkü teğetlik durumu var. Bir de şu noktaya bakıyorum. Bu nokta 0'a 4 noktası. Parabolün üzerinde x yerine 0 yazarsam y yerine 4 yazmam. Yani fx yerine 4 yazmam gerekir. O zaman 4 eşittir a çarpı Eksi 2'nin karesi 0 yazarsam. E, bu 4. Bu 4 ile sadeleşir. A buradan kaç çıkar? 1. A 1 çıkarsa arkadaşlar fx parabolü A yerine 1 yazdığımda direkt x eksi 2'nin parantez karesiymiş. Tamam mı? Örnek 7. Yukarıda verilen fx parabolünde OA eşittir OB'dir. Bak OA uzunluğu burası. Tamam mı? OB uzunluğu da burası. Bunlar birbirlerine eşitlermiş. F1 eşittir eksi 16 bölü 3 olduğuna göre, OB artı OA o eşit olan uzunlukların toplamını soruyor. Hmm. Bak şimdi, şöyle yapalım. Ee, diyelim ki buradaki mesafe k olsun. Aynı şekilde buradaki mesafe de k olur o zaman. Parabolün denklemini yazmak istesek, FX eşittir a çarpı x eksenine teğet. Bu nokta arkadaşlar K'ya bir uzunluk olarak yani K'yı sıfırdan büyük alıyorum şu anda. Çünkü bir uzunluk olarak verdim. O zaman ben buranın koordinatına eksi K'ya sıfır demeliyim. B noktasının koordinatına da sıfıra eksi K demeliyim. Dolayısıyla burası A çarpı X eksi eksi K. Yani X artı K'nın parantez karesi olur. Tamam mı? Burası önemli. Peki şimdi birinci maddemiz şu. B noktası bizim parabolümüzün üzerinde. Yani B noktasında için B noktası için x yerine 0 yazarsam y yerine eksi k yazmam gerekir. Yani fx yerine. fx yerine eksi k yazıyorum. Eşittir. a çarpı x yerine 0 yazdığım zaman k kare geliyor. a çarpı k kare. Bu k ile bir tane k sadeleşiyor. Eksi 1 eşittir. a çarpı k geliyor. Yani a ile k'nın çarpımı kaç geliyor arkadaşlar? Eksi 1 geliyor. Peki. Güzel. Nice. Hoş. Devam edelim şimdi. A çarpı K eksi 1. Bir de F1'in eksi 16 bölü 3 olduğu bilgisi verilmiş. Bunu kullanalım. F1 x yerine 1 yazalım. Parabolde F1. Hangi parabolde? A şuradaki denklemde yazacağız. O zaman F1 ne olur? A çarpı 1 artı K'nın parantez karesi eşittir. Kaça? Eksi 16 bölü 3'e. Şimdi buradan arkadaşlar A'yı yalnız bırakırsak A gördüğümüz yere Eksi 1 bölü k yazabilir miyiz? Yazarız. O zaman yazalım. Şu ifadeyi devam ettiriyorum farkındaysanız. Eksi 1 bölü k çarpı 1 artı k'nın karesi. Bunu da açalım. Birincinin karesi 1. Çarpımlarının iki katı 2k. İkincinin karesi k kare. Eşittir. Eksi 16 bölü 3 yaptı. Şimdi eksi 1 bölü k'yı içeri doğru dağıtalım. Eksi 1 bölü k yapar. 1 ile çarparsak. Şimdi 2 k ile çarparsak k'lar gider. Eksi 2 yapar. K'lar gidince eksi 2 yapar. K kare bölü K, K yapar. Önünde eksi olduğu için eksi K yapar. Eşittir. Eksi 16 bölü 3 yaptı. Şimdi tekrardan buraya 1, buraya 1 dedim. Bunu K ile, bunu da K ile genişlettim. Ne oldu yukarısı? Eksi 1, eksi 2 K, eksi K kare bölü K yaptı. Bölü K. Eşittir. Eksi 16 bölü 3. Sonra işler dışlar çarpımı yapıyorum. Devam ediyorum. ...eksi 3, eksi 6K, eksi 3K kare eşittir, eksi 16K yaptı. E, e, hepsini, bu eksileri karşı tarafa artı diye yollayalım. 3 tane K kare, eksi 16K, artı 6K, eksi 10K yapar, artı 3'ümüz var, eşittir 0. Şimdi ben burayı 3K'ya K diye ayırayım. Burayı da 1'e 3 ama eksi 1'e eksi 3 diye ayırayım. Çarpınca 3'ü, çapraz çarpım toplamı da 10K'yı veriyor... K buradan bir 3 çıkar arkadaşlar. Bir de 1 bölü 3 çıkar. Tamam mı? K'mız ya 3'müş ya da 1 bölü 3'müş. Şimdi deneyeceğiz. Mesela K yerine 1 bölü 3 yazalım. K yerine 1 bölü 3 yazarsak fx eşittir. Şimdi bak. A çarpı K'da eksi 1'di ya. K yerine 1 bölü 3 yazarsam. E, a bölü 3 eşittir. Eksi 1'den A eksi 3 çıkar. O zaman eksi 3 çarpı x K yerine 1 bölü 3 yazdığım zaman artı 1 bölü 3'ün karesi olur. Burada e, F1 16 bölü çıkıyor mu bakalım. X yerine 1 yazalım. F1 eksi 3 çarpı 1 yazarsam e, şurada 1 yazarsam 1 artı 1 bölü 3'ten 4 bölü 3 karesini aldığım zaman 16 bölü 9 gelir değil mi? E, 16 bölü 9 sadeleşir. Buradan eksi 16 bölü 3 gelir. E, eksi 16 bölü 3'ü vermiş. Yani arkadaşlar k'mız ne olabilir? Ee, 1 bölü 3 olabiliyormuş. K yerine 3 yazalım. K yerine 3 yazdığımızda da ne olur arkadaşlar? fx eşittir. Bakın x, e, a çarpı k eksi 1'di ya. a çarpı k eşit eksi 1'di. K yerine 3 yazdığımız zaman bu sefer a eksi 1 bölü 3 olur. Eksi 1 bölü 3 çarpı x artı 3'ün parantez karesi. x yerine 1 yazdığımız zaman f1 eşittir. Eksi 1 bölü 3 çarpı 4'ün karesi 16'dan yine 16 bölü 3 gelir. Eksi 16 bölü 3 gelir. Buradan da arkadaşlar k'nın 3 olma durumu da var. Tabi burada aslında olabilir diye sorsak daha güzel olurdu. Çünkü iki değerde olabilir. Yani 1 bölü 3 burası, 1 bölü 3 burası. Aradığımız toplam ya 1 bölü 3 artı 1 bölü 3'ten 2 bölü 3 eşit olacak ya da 3 artı 3'ten 6'ya ikisi de olabilir arkadaşlar. Cevabımız ya 6 ya da 2 bölü 3 olarak bulunmuş olacak. Evet şimdi ikinci maddeyi de hallettik. Yani x eksenine teğet olduğu zaman da denklemini nasıl yazacağımızı konuştuk. Şimdi tepe noktası verilirse parabolün denklemini nasıl yazıyoruz? Arkadaşlar biz tepe noktasını ne ile gösteriyorduk? T, R, K ile gösteriliyorduk. Tepe noktası verilmiş bir parabolün denklemini yazarken fx eşittir. Yine bir baş katsayı çarpı x eksi R'nin yani tepe noktasının absisinin e, x eksi r şeklinde yazılışının parantez karesi x eksi r'nin karesi demiyorum. x eksi r'nin karesi deyince böyle oluyor. x eksi r'nin parantez karesi diyelim. Artı k. Tamam. Formülümüz bu. Daha doğrusu çıkarılışımız bu. x eksi r'nin karesi artı k. Şimdi uygulamalarda görelim. Bak gel şimdi. Yukarıda grafiği verilen fix parabolünün denklemini bulunuz diyor. Bak tepe noktası verilmiş. Aslında burada da eksik olan e, bir bilgi var. Buranın tepe noktası olduğunu belirtmek lazım. Ben şöyle şuraya çizgimi koyuyorum. Burası tepe noktası. Tepe noktası 2'ye eksi 1. O zaman hemen fx'i yazıyorum. fx eşittir. a çarpı x eksi r yani 2'nin karesi artı k. Yani artı eksi 1. Yani eksi 1. Parabolümüzün denklemi bu. Tabi a'yı da bulmamız lazım. a'yı bulmak için de şu 3 noktası yani 0'a 3 noktası bize yardımcı olacak. fx yerine 3 yazacağız. x yerine 0. Şimdi x yerine şurada burada 0 yazarsam 0 yazarsam eksi 2'nin karesinden 4. Burada da a var 4a gelir. 4 a 1. Karşı tarafa atınca 4 eşittir 4 a gelir. Her iki tarafı 4'e bölünce a 1 gelir. a eşittir 1 ise fx x parabolü. a yerine 1 yazmaya gerek yok zaten o zaman. x eksi 2'nin karesi eksi 1 olur. İşte parabolümüzün denklemi. Tamam mı? x eksi r'nin karesi artı k. Tabi başında da baş katsayımız var. Parabolün denklemini bulunuz diyor yine. Bakın tepe noktasını vermiş. Hemen fx eşittir fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k diyorum. Sonra bu 1'i kullanıyorum. Sıfıra 1 noktası bu. fx yerine 1 yazıyorum. x yerine 0 yazıyorum. 4 tane a artı 3 geliyor. Karşı tarafa atarsam 4 tane a eşittir eksi 2. Buradan a eşittir eksi 2 bölü 4. Yani eksi 1 bölü 2. O zaman fx parabolünü yazıyorum. Eksi 1 bölü 2 başkat sayımız. x eksi 2'nin karesi artı 3 şeklinde bir Parabolü denklemine sahipmişiz. Tamam mıdır? Geldim buraya. 10. soruya. fx eşittir x eksi 4'ün karesi artı 5 parabolünün grafiği. Bak şimdi. x eksi 4'ün karesi artı 5. x eksi r'nin karesi artı k formatına benziyor. Burada r'yi 5 almış. Pardon r'yi 4 almış. Gördüğünüz gibi k'yı da 5 almış. Yani aslında tepe noktası 4'e 5 olan bir parabol arıyoruz. Kollar da yukarı doğru olmalı. Çünkü baş katsayımız buradan açarsak bu denklemi x kare gelir. x karenin baş katsayısı bir pozitif. Şimdi bak bir kere d şıkkı ve e şıkkı olmaz. Onların kolları aşağı doğru. Bakın a şıkkı niye olmaz? a şıkkı 5'e 4 tepe noktası. 5'e 4. Ben 4'e 5 arıyorum. a olmaz. b olmaz. Eksi 4'e 5. Ama bakın c'ye 4'e 5. Görüyor musunuz? Yani cevabımız c şıkkı olabilir. Tabi olabilir diyor. Kesinlik burada geçerli değil çünkü nerelerde kestiğini falan filan bilmiyoruz. Dolayısıyla olabilirlik burada karşımıza çıkıyor. 11. soru arkadaşlar bizim tepe noktası verilirse denk daha doğrusu parabolün denklemini yazmayla alakalı son sorumuz olacak. Diyor ki yukarıda verilen y x parabolü için ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi neler yazabiliriz bir bakalım. A, B ve C'nin işaretleriyle ilgili. Bir birincisi B kare eksi 4ac, bu delta değil mi? Bunun kesinlikle pozitif olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü x eksenini iki farklı noktada kesmiş, bunu konuşmuştuk. Karşı tarafa bunu atarsam, B kare büyüktür 4ac. Bak burada onunla ilgili bir şey var, öncül var, üçüncü öncül. B kare büyüktür 4ac, bu doğru, bu doğru. Şimdi diğerine bakalım. Ee, arkadaşlar bir kere kesinlikle a pozitif çünkü kollar yukarı doğru. Bir kere kesinlikle C negatif çünkü C demek parabolün Y eksenini kestiği noktanın ordinatı demek. Yani sabit terimi demek. O da negatif tarafta kesiyor zaten. Şimdi şunu konuşalım. B'nin işaretine bak. Ha, bu arada e, birinci öncülü de halledebiliriz bu şekilde. E, nasıl halledebiliriz birinci öncülü? A çarpı C. Şimdi A'mızın pozitif olduğunu, C'mizin de negatif olduğunu biliyoruz. Çarpınca negatif gelir. Şimdi bu da doğru. Bu da doğru. 2'ye ee, bakacağız. 2 için B lazım bize. B'yi de simetri ekseninden bulabiliriz bakın. Simetri ekseni burası değil mi? Şurası. Simetri ekseni yani şura R. R pozitif. R demek ne demek? Eksi B bölü 2A demek. Bunun pozitif olduğunu biliyorum. E ben bu a 2A'nın pozitif olduğunu da biliyorum. Çünkü A pozitif zaten. Demek ki yukarıdaki eksi B'nin de pozitif olması lazım ki... ...pozitif bölü pozitiften pozitif çıksın. Yani eksi B'nin pozitif olması lazım... Ya, o zaman bu B negatif olacak ki negatif çarpı negatiften pozitif gelsin. Yani B'nin işareti eksiymiş. Bak B'nin işareti eksi. A'nın işareti artı. Artı çarpı eksiden eksi gelmeli. O zaman bu da doğru arkadaşlar. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. 1 doğru, 2 doğru ve 3 doğru. Tamam mıdır? İşte bununla beraber parabolün denklemini yazmayla alakalı size söyleyeceklerimi de söylemiş oldum. Şimdi arkadaşlar parabolde aslında şu anda parabol anlatımını bitirdik. Parabol ile ilgili öğrenmeniz gereken şeyleri öğrendiniz. Şimdi parabolün düzlem ve doğruya göre durumlarından bahsedeceğiz birazcık. Parabollerin birbirine göre durumlarından bahsedeceğiz. Sonra parabol uygulamaları, işte günlük hayat problemleri, geometrik sorular, biraz da bunlardan bahsedeceğiz. Sonra sayfa 102 itibariyle 2 video sonra. Bundan sonraki video yani parabol 7 parabol ile düzlemdeki durumlar. Parabol 8 parabolün günlük hayat uygulamaları yani parabol uygulamaları 8 derste parabolü bitirmiş oluyoruz. 8 dersten sonra tek çift fonksiyonlara ve simetri dönüşümlerine ötelemelere geçiyoruz. Yani fonksiyonlarda öteleme ve dönüşümlere geçiyoruz. Sonra da arkadaşlar fonksiyon uygulamaları ünitemiz noktalanıyor ve testlere başlıyoruz. Bu testler hem pekiştirme tarama testleri hem de yazılıyı hazırlık testleri olarak sizlerin karşısında çıkacak. Burada bayağı bir testimiz var kaç test? 10 oldu şu anda. 10 testimiz var. 10 testin sonunda da arkadaşlar yine bir sınavımız olacak. Prova yazılımız olacak. İsmini unuttum. Prova yazılımız olacak. Ondan sonra da bir sonraki ünitemiz olan ikinci dereceden denklem sistemlerine geçmiş olacağız. Parabolün 7. dersinde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.